Telefonumuzu takalım. Biraz aşağı takalım. Çok cırtlak sesli çıkıyormuş sonra. Utanmasam göbeğime takacağım ben de bunu. Neyse. Resmen kamera arkası veriyorum size şu an. Tamam ya, taktık buradan. Alıyordur sesi herhalde. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben daha önce acılı bir noodle yemiştim. Ve yedim yiyeceğime de pişman olmuştum. O videoyu izlemeyenler varsa çok şey kaçırmışlar. İzleyenler hatırlıyordur. Hatırlamayanlar için hemen bir hatırlayalım. Noodle'ın sonunda bu haldeyim. Her yerim akıyor şu an. Videoyu sonuna kadar izleyin. Nasıl yedim? Öf, görün, acıdan konuşamıyorum, dudaklarım çalışmıyor. Çok sevgili YouTuber arkadaşlarım ya da fenomen arkadaşlarım ya da influencer arkadaşlarım, artık adına her ne diyorsanız, bana dediler ki o yediğin noodle ne ki? Sen bir de bunun gurmesi var, o gurmesini ye dediler. İşte bunlar o. Bakın şöyle göstereyim size. Acı ve baharatlı hazır noodle gurme. Asıl acı bu. O senin yediğin hiçbir şeydi. Yiyorsa bunu ye dediler. Ben de dedim ki yiyor, ben de bunu yiyeceğim. Hadi siz de görün dedim. Suyu koydum. Kaynıyor arkada. Hadi gelin önce beraber yapalım. Sonra bakalım ne kadar acı, çok mu acı, az mı acı? Yani yanacağız mı, gözümüzden yaşlar mı gelecek? Bu girişin bir de çıkışı var. Neyse, bunları ben sonra düşünürüm ya. Hadi gelin, bunu yapalım hemen. Sanırım şu an ben biraz tırsıyorum ya. Diğer noodle'da bundan bir tane vardı. Burada böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Yani bir de bu bir paketten çıkıyor bunlar. Yani eyvah, gerçekten çok mu acı lan bu? Tırstım. Gördüğünüz gibi su kaynıyor arkadaşlar. Kaynayan suya noodle'larımızı bırakıyoruz. Yani hani neden iki paket ya? Neden kendi kaşınıyorsun oğlum sen ya? Bunlar burada 3 dakika böyle haşlanacak. 3 dakika sonra soslayacağız ve yiyeceğiz. Hepsi bu. Noodle yapmak işte bu kadar kolay. Ama yemesi zor. Evet arkadaşlar, 3 dakika haşlandı. Noodle pişti. Ve şu an ben sosunu, bu bir paketten çıkan sos. Bunu böyle olduğu gibi gözünüzün önünde atıyorum. Bunların içinde ne var? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Yani Allah'a emanet bir şeyler işte. Şu an kokusu bile biraz acı. Açıkçası. Bu da bir paketten çıkan diğer aromalar. Pul biber falan. Bitti mi sanıyorsunuz? Tabii ki bitmedi. Neden? Çünkü iki paket yapmıştık. Ve sonuna kadar acısını ve tadını almak için bütün soslarını içine atıyorum. Bu da diğer paketten çıkan soslar. Bizde her şey şeffaf. Ne varsa içinde. Hop. Dök çocuğu. Bu da diğer paketten çıkan acı biber, aroma, her neyse işte. Allah'ım, galiba sana geliyorum. Soslarıyla da şöyle bir karıştırıyoruz. Biliyorsunuz ki noodle süzülmüyor. İçerisindeki suyu da kalıyor. Böyle bir arkadaşımız bu. Yiyenler bilir zaten. Evet, bu sosuyla burada birazcık özdeşleşsin. Karıştırdık. Ondan sonra hemen tadıma geçelim arkadaşlar. Bakalım başımıza neler gelecek? Bir itirafta bulunayım mı ya? Yemin ederim tırsıyorum. Yani gözüme sempatik gelsin diye benim böyle meşhur bir borcamım var. Videolarımı izleyenler bilir, böyle kalp şeklinde. Dökeceğim şimdi. Ha. Görmüşsünüzdür muhtemelen. Ona koydum biraz sempatik gelsin, böyle yeme isteği oluşsun benimle falan diye, ama oluşmuyor. Kokusundan bir başlayayım önce. Kokusu şey diyor, ben biraz baharatlıyım, hafif acıyım. Nedendir bilmiyorum, herhalde o attığım soslardan bir tanesinin içerisinde bir soğan aroması var galiba. Şimdiden başladım terlemeye, biliyor musunuz? Kokudan başladım yani. Böyle bir soğan lezzeti var bunun içerisinde. Daha tadına hiç bakmadım, hani ilk kamerada tadına bakayım diye. Korkarak şöyle, yani bunu denediniz mi denemediniz mi hiç bilmiyorum. Bir de bir şey söyleyeceğim, böyle farklı denememi istediğiniz ya da yememi istediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlara yazın. De ki, deyin ki abi bir dahaki videoda şunu ye, bunu ye, onu yap, bunu yap diye. Beraber hem yapalım, hem tadalım, hem yorumlayalım. Açığım yani bu tarz fikirlere.
Ve şimdi hazırsanız. Ben hazır değilim ama siz hazırsınız. Buna nasıl hazır olunur ki arkadaş ya? Çok enteresan bir şey ya. Hadi yiyeceğim yani, yapacak bir şey yok. Yani bir acılık var. Evet. Ama benim mesela sonradan mı geliyor acaba ya bunlar ise? Sanki diğer yediğim noodle daha acıydı ya. O kadar acı değil. Bu daha lezzetli. Gurme yazması ondan galiba. Bir de bir tık daha baharatlı. Ama benim yediğim öbür noodle çok acıydı. Acılı standart noodle. İnanılmaz acıydı o. Mesela bu. Bu lezzet, bilmiyorum. Şu ana kadar yanmadım. Siz hiç denediniz mi bunu ya? Sonradan gelip... Aa, bir şey söyleyeceğim. Abi bunun acısı sonradan geliyor. Hele sosunu alınca var ya, böyle başladı. Yavaş yavaş. Yani bu tamamen ağzınızı değil, şuranızı yakıyor. Evet, değişik. Ha, sonradan ne olacak acaba? Evet arkadaşlar, başladı. Demek ki bunlar ise sonradan geliyormuş. Bu arada acaba ben acıya dayanıksız mıyım ya? Aslında çok severim acıyı da. Bunuzlar neden bana böyle geliyor? Kerim'i görebiliyor musunuz? İçimde odun kömür sobası yanıyor sanki şu an. Bak bak bak, gözüme indi terim. Yiyeceğim, inat ettim. İnat ettim abi, bitireceğim yani. Bana ne? Gözlerimden inen yaşı görüyor musunuz? Allah'ım, ben kendime neden bunu yapıyorum sürekli bilmiyorum ya. Dinlemeyeceğim bir daha fenomen arkadaşlarım ya. Gerçekten bak. Ah. Arkadaşlar bu acı değil, bu başka bir şey. Evet. Bir önceki şu halime bir bakın ya. Şu halime bir bakar mısın? Bakın bak bak. Şöyle bir yaklaşayım. Kendime bakıyorum ben de böyle. Kameraya bakmıyorum da bak. Gözüm, başım. Sakallarım beyazladı 2 dakika. Bak.
Bir önceki videoda suyunu içmiştik. Limon içmesek ayıp olur. Bunu iç, artık hakkı yürüyorum ben. Dibinde de kalmasın günah. Kesin ben pişik olacağım. Gerçekten bak. Hadi beni bir alkışlayın. Arkadaşlar ben birazcık ölmeye gidiyorum. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Şu an böyle içten bir yanma var. Şuralarıma falan çıkmaya başladı ve dudaklarıma gelmeye başladı. Şuradan oldu işte bir şeyler. O yüzden kanala abone olmayı, videoya yorum yapmayı hiçbir şey unutmayın. Bir gün size video çekeceğim diye öleceğim. Bunları göz önünde bulundurun. O yüzden bol bol yorum yapın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ben dakika geçtikçe fenalaşıyorum, o yüzden hoşça kalın. Elimi yüzümü yıkamam lazım. Şu kendime bir bakayım. Allah beni kahretmesin inşallah. Hadi ben kaçtım ya. Manyak mıyım, neyim ben ya?